Talak suresi 65. sure 12 ayet Medine'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, kadınları boşarsanız aybaşı günleri içerisinde boşayın. Aybaşı günün sayınız. Tanrınız bulunan Allah'tan sakınınız. Belli bir utançla açığa çıkmadıkça onları ne evden çıkarınız ne de evden çıkalar. Allah'ın sınırı bu. Kim Allah'ın sınırlarını geçerse kendisine zulmeder. Bilemezsin. Olur ki bundan sonra Allah başka bir durum verir. Aybaşı günü bittiğinde onları ya iyilikle tutunuz ya iyilikle ayrılın. İçinizden doğru iki tanık çağırıp Allah için tanık tutun. Ahiret günü ile Allah'a inanan bir kimseye verilen öğüt işte budur. Allah sakınana çıkar bir yol yaratır. Sayıdan dış ona azık da verir. Allah'a güvenene Allah yetişir. Evet, Allah kendi emrini yürütecektir. Allah her nesneye bir ölçü kıldı. Aybaşısı kesilen kadınların süresinden şüphe ederseniz süreleri 3 aydır. Aybaşı görmemiş bulunanlar da öyledirler. Gebe olanların süresi doğurmakla sona erer. Allah'tan sakınanın Allah işini kolaylatır. Bu Allah'ın sizlere gönderdiği emirdir. Allah'tan sakınanın bağışlar günahlarını, sevabını büyütür. Sizler bu kadınları gücünüzün yettiğince evinizde otursunuz. Sıkıştırıp zarar vermeyesiniz. Eğer gebe iseler doğurana değin yediresiniz. Çocuğu emzirmek istiyorlarsa karşılığın veriniz. Aranızda güzellikle konuşun. Eğer güçlük çekerseniz başka biri emzirir. Zengin olan ona göre yedirir. Eli darda bulunan da Allah ne verirse onu yedire. Ancak Allah verdiğince yükletir. Allah darlıktan sonra bir genişlik yaratacaktır. Nice kentler hem Allah'tan hem de peygamberlerinden yüz çevirmişlerdi. Çok katı bir hesapla hesap sorduk onlardan. Bilinmez azapla azap ettik biz. İşlerini günahlarını çektiler. İşlerinin sonu zarara vardı. Allah onlara katı azap hazırladı. Ey aklı olanlar, Allah'tan sakınınız. Ey inanmış olanlar, Allah inanarak yararlı iş görenleri karanlıktan aydınlığa çıkarmak için Allah'ın açık ayetlerini size okuyan bir peygamber gönderdi. Size öğüt indirdi. Allah'a inanarak yararlı iş göreni altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Orada sonsuz kalırlar. Allah ona en güzel azık da verir. Yedi kat gökleri, yedi kat yeri de onların gibisini de yaratıcı Allah'tır. Allah'ın her şeye gücü yettiğin, Allah'ın bilgisiyle her şeyi kavradığın bilmeniz için gökle yer arasında buyruğumu yürür. Sadakallahül azim.